Osmanlı'da yaşanan gizemli felaketlerin en başında depremler gelmekte. Bu doğal afetlerin önüne geçmek mümkün değil. Peki geçmişin felaketlerinden bugüne dersler çıkarabilir miyiz? Bu videomuzda Osmanlı döneminde olan depremler ve korkunç etkilerinden bahsedeceğiz. Osmanlı döneminde bu depremlerle nasıl mücadele edilmeye çalışıldı ve ne kadar başarılı olundu gözler önüne sermeye çalışacağız. Emeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Binlerce yıldır Anadolu coğrafyası adeta bir beşiği andırmakta. Sık fay hatlarının üzerinde yer alan bu coğrafyanın depremi tarihin hiçbir döneminde eksik olmamıştır. Keza Osmanlı döneminde de durum bundan farklı değildi. Özellikle İstanbul'da olan depremlerde sadece evler ve işyerleri değil, ayrıca saraylar, camiler, hamamlar gibi oldukça büyük yapılar da etkilenmiştir. Depremin yıkıcılığından başka bir de deprem sonrası yaşanan toplumsal, ekonomik ve psikolojik çöküntü de etkili olmuştur. Ayrıca deprem sonrası çıkan yangınlar neredeyse tamamı tahtadan olan İstanbul'un çok zor bir durumda düşmesine sebep olmuştur. Sadece yangınlarda değil, içme sularının kirlenmesi ve insanların bir araya toplanmasından meydana gelen salgın hastalıklar deprem sonrası oldukça büyük problemlere sebep olmuştur. Antik çağdan beri bilinen Marmara kaynaklı İstanbul depremleri hem Bizans hem de Osmanlı'nın adeta canını okumuştur. Tarihçilerin kayıtları genellikle şehirlerin ne miktarda hasar gördüğüne yönelik olmakla birlikte nadiren de olsa halkın genel vaziyetine değinilmekte. Kaynaklara yansıyan kadarıyla Türker İstanbul'u fethettikten hemen sonra 30'un üzerinde deprem olmuştur. İlk büyük deprem ise 16 Ocak 1489'da oldu. Kaynaklarda depremin şiddeti şöyle anlatılır: Hicretin 894'ünde Safer ayının 13. gününde kuşluk vaktinde şehri İstanbul içinde azim bir zelzele vaki oldu. Nice minareler yıkılıp harab oldu. Yine en büyük depremlerin 1509, 1719, 1766, 1894 yıllarında meydana geldiğini, bu depremlerin diğerlerinden çok daha yıkıcı olduğunu biliyoruz. Yalnızca 1894 yılında olan deprem hakkında arşivlerde bol miktarda bilgi olduğunu biliyoruz. Çünkü bu deprem nispeten yakın döneme denk geldiğinden bu deprem hakkında gazeteler vesaire geniş kaynaklara ulaşabilmekteyiz. 1509'da meydana gelen deprem ise Kıyameti i Sura yani Küçük Kıyamet olarak anılır. Tarihçi Hammer bu depremin sarsıntılarının 45 gün kadar sürdüğünü ifade eder. Tabi ölü sayıları da 5000 ila 15000 arasında rivayet edilir. Tabi ölü sayısı az gelebilir. Bunun sebebi o dönemlerde İstanbul şimdiki gibi 20 milyon insana ev sahipliği yapmamasıydı. Bu depremle ilgili Johann Wilhelm Zilkeysen Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Eserinin 2. cildinin 404. sayfasında şu bilgilere yer veriyor. 1509 Eylül'ünde Osmanlı İmparatorluğu'nun gerek Anadolu gerekse Rumeli topraklarını haftalarca sallayan ve bilhassa İstanbul'un büyük bir bölümünü bir gecede yerle bir eden korkunç bir deprem. Adeta Sultan Bayezid'in hükümdarlığının son yıllarında o dönemlerde Avrupa devletleri arasındaki husumetler önüne kalkan olmasaydı Osmanlı İmparatorluğu'nu Avrupa'da kolayca yok edebilecek siyasi sarsılmaların habercisiydi. Tabiat ana ne daha önce ne de daha sonra bu bölgelerde aynı yılın 14 Eylül'ünde yani Ortodoks kiliselerinin haçın yükselmesi yortusu gününde olduğu kadar hiddetlenmişti. Yalnızca İstanbul değil Gelibolu, Silinori, Çorum, Dimetoka vesaire gibi başka birçok şehri doğanın şiddetiyle neredeyse yerle bir olmuştu. Binlerce insan harabelerin altında hayatlarını kaybetti. Sarayın duvarları da sallanmaya başlamıştı ki Sultan Bayezid Edirne'ye kaçarak kendini kurtardı. Burada yıkılan başkentin acilen onarılması talimatını verdi. İnsan gücü tabiatın şiddetine karşı koyacaktı. Birkaç gün içinde imparatorluğun her yerinden 80 bin zanaatkar İstanbul'a getirildi ve 3 ay içerisinde yalnızca 18 mil uzunluğundaki surlar değil, yıkılan binaların da büyük bir bölümü yeniden inşa edildi. Aynı şekilde 10 bin insan Bayezid'in doğum yeri olan Dimetokan'ın surlarını tekrar inşa etmek için kullanıldı. Bu küçük kıyamet ile ilgili İsmail Hakkı Uzun Çarşılı ise Büyük Osmanlı tarihi eserinin 2. cildinin 18. bölümünde yani 233. sayfasında şunları söylüyor. Küçük kıyamet başlığı altında şunlar anlatılmış. 1409 Ağustos Memaliki Rum denilen Amasya, Tokat, Sivas, Çorum ve Havalesinde başlayıp 45 gün şiddetle devam eden depremde halk 2 ay dışarıda çadır ve örtü altında kaldı. Aynı şiddetle bu deprem İstanbul ve Edirne'de de oldu. Küçük kıyamet denilen İstanbul depreminde 109 mescit, 1070 ev harap olduktan başka halktan 5000 kişi telef oldu. Eğri kapıdan 7 kuleye kadar olan 3 kat İstanbul suru yıkıldığı gibi 7 kuleden de başlayıp deniz kenarında İshak semti kapısına kadar harap oldu. Bunlardan başka Fatih Camii'nin kubbesi ve direklerinin başları çatladığı gibi imaret, hastane ve san medreselerinden bazılarının ve diğer bazı medreselerinde kubbeleri yıkıldı. Fatih tarafında Karaman Mahallesi baştan başa harap oldu. Sultan Bayezid Camii'nin kubbesi dağıldı ve Hadım Ali Paşa Camii'nin kubbesi düştüğü gibi at meydanındaki sütunlardan 6 tanesi devrildi. Yeni sarayın yani Topkapı Sarayı'nın deniz tarafı yer yer harap oldu. Sultan Bayezid bu zelzele münasebetiyle Edirne'ye gittiyse de aynı sene Recebi'nin 9'unda yani İstanbul zelzelesinden 15 gün sonra da İstanbul'dakinin aynı şiddette orada da bir deprem oldu. Mimar Hayrettin 15 günde padişah için Edirne'de bir çatma ahşap ev yaptı ve Bayezid orada oturdu. Aynı sene Şabanı'nın 3'ünde Edirne'de yine aynı şiddette deprem oldu ve Tunca taşarak 3 gün geçit vermedi ve pek çok nüfus telef oldu. İstanbul'daki yıkılan yerleri yaptırmak için 20 evden bir kişi ve ev başına 22'şer akçe takdiriyle cerahor yani ücretli amele tedarik edildi. Bu suretle Anadolu'dan 37 bin ve Rumeli'den 29 bin cerahor çıkarılıp 3 bin kadar mimar ve dülger getirildi. Bunlardan başka yayalardan 8 bin ve müsellem tayfasından 3 bin kişiye de kireç yaktırıldı. Bu surette devlete ait olan İstanbul ve Galata taraflarındaki yerler için 915 zilhiccesinin 18'inde başlayan inşaat 65 günde sona erdi. Tabi kaynakların bize verdiği bilgiler konusunda sayılar konusunda ittifak edemediklerini ama ortalama olarak bir sayı çıkarabileceğimizi biliyoruz. Bunun haricinde büyük bir seferberlik ilan edildiğini, padişahın İstanbul'daki güvenlik zafiyeti sebebiyle Edirne'ye gittiğini ama burada da depremin onu yakalandığını görüyoruz. 1719 depreminde ise depremin şiddetinden ve yıkılan bölgelerden bahsedilir. Ancak can kayıplarına değinilmez. 1766 depreminde ise büyüklük ve yıkıcılık bakımından 1509 depremine benzetilir. Tahminlere göre 4000'den fazla insan bu depremde ölmüş ve çok daha fazla yaralı sayısı vardır. Hatta insanların uzun süre namüsait bir vaziyette sokakta bulunduğundan yaşanan bir takım ahlaksal sorunlara bazı kaynaklarda değinilmiştir. Sosyal açının incelendiği nadir depremlerden biridir diyebiliriz. 10 Temmuz 1894 yılında ise oldukça büyük bir deprem olmuş. Bu depremde büyük hareketi arz, zelzeleyi azime, zelzeleyi müthişe gibi isimler verilmiş. İstanbul çevresinde çok ağır hasara sebep olmuş. Depremi yaşayanlardan birisi olan 2. Abdülhamit'in kızı Ayşe Osmanoğlu anılarında depremi şu şekilde anlatmış. Bu felaketli yer sarsıntısı olduğu zaman ben 6-7 yaşındaydım. Öyle zamanıydı. Sarsıntı başlayınca bütün kalfalar hep birden Allah Allah diye bağırmaya başladılar. Ben de oturduğum iskemleden kayıp düşmüştüm. Babam derhal bahçeye çıkıp her tarafa yaverlerini göndermişti. Zayiat var mı diye tahkikat yaptırıyordu. Büyük çarşının yıkıldığını, epey cezaiyat olduğunu öğrenince yaralıların tedavisi, kimsesizlerin aç kalmaması için fırınlardan ekmek dağıtılması, muhtaçlara yardım edilmesi ve çadırlar kurulması için emirler verildi. Saray fırınlarının da ahaliye ekmek dağıtmak üzere çalışmasını emretti. Diğer depremlerin aksine bu deprem daha modern bir dönemde olduğundan pek çok gazete ve rapordan bilgi edinebiliyoruz. Ayrıca bu deprem hakkında resmi bir teknik heyet rapor hazırlanmış. Günümüze yaklaştıkça depremler hakkında daha fazla bilgi edinmemiz mümkün oluyor gördüğünüz gibi. 1866 ve 87 arasından itibaren 5 senelik depremler hakkında inceleme yapan Halil Eden Bey şu ilginç tespitlerde bulunmuş. Rapora göre ülke genelinde vuku bulan 231 depremden 15'i İstanbul'da görülmüş, 231 depremi mevsimlere taksim ederek 51'inin kışa, 39'unun ilkbahara, 44'ünün yaza ve 92'sinin ise sonbahara rastladığını, dolayısıyla kış ile sonbaharda, yaz ile ilkbahara göre daha çok deprem yaşandığı sonucuna varılmış. Şimdi bu gibi felaketler olduğu vakit sağ salim kurtulan insanlar, vatandaşlar gerek yakınlarını gerek tanımadığı insanları kurtarmak için kolları sıvıyorlar. Tabi bu durumda ortaya büyük bir kargaça çıkıyor. İnsanlar cahilliklerinden dolayı yardım etmek isterken göçük altındaki insanlara zarar verebiliyorlar. Bir nevi destek olmak yerine köstek olmak da diyebiliriz. E tabi günümüzde bile hepimizin okullarda okuduğu veya internette istediğimiz bilgiye ulaşabildiğimiz bu zamanlarda bile bu gibi olaylar, bu gibi cahillikler yaşanabiliyor bir de Osmanlı dönemindeki insanları hayal edin. Tamamen bilinçsiz bir şekilde enkaz altındaki insanlara zarar verebilirler. İşte kolundan bacağından çekiştirebilirler bir yerlerine kırabilirler çıkarmaya çalışırken vesaire. İşte tam da bu sebepten Halil Eden Bey insanların bu konuda eğitilmesi ve bilgilendirmesi gerektiğini savunmuş. Gerçekten de önemli bir meselenin altını çizmiş. Buradan da şunu anlamamız gerekiyor ki profesyonellik aslında her şart altında önemli. Hele hele deprem gibi felaketlerde profesyonellik hayat kurtarabiliyor. Bunun haricinde bir de koordinasyon çok önemli tabii. Koordinasyon sağlanamazsa karmaşa ve kaostan başka hiçbir şey elde etmek mümkün değil maalesef. Biz konumuza geri dönelim. 1894 depreminde depremin merkez üstüne yakın yerlerde sahil boyunca denizin önce yükselip sonra çekildiği rapor edilmiş. Bazı yerlerde deniz 200 metre geriye çekilmiş. Sonra da şiddetle karaya yürüyerek ne kadar sandal kayık varsa hepsini karaya atıp parçalamıştır. Tabi böyle gizemli olaylar olunca halk arasında bir takım söylentiler yayılmaya başlamış. Bu sebeple insanlar günlerce evlerine, iş yerlerine girememiş ve panik içerisinde kalmışlar. Şüphesiz ki Osmanlı döneminde de Roma döneminde de birçok yıkıcı deprem meydana gelmiş, yer yer büyük yıkımlar vuku bulmuştur. Anadolu coğrafyasının bir hassa Marmara bölgesinin her an depreme açık bir bölge olduğu su götürmez bir gerçek. Tarihin bize gösterdiği şimdiye kadar bu coğrafyada büyük depremler olmuş ve olmaya da devam edecek. Bu sebepten çok geç olmadan ciddi bir deprem planlaması yapılması gerekir. Nitekim yarın oldukça geç olacaktır. Bu videoyu hazırlarken değerli hocam Profesör Doktor Fatma Ürekli'nin Osmanlı döneminde İstanbul'da meydana gelen afetlere ilişkin literatür adlı makalesinden ya yararlandım. Kendisinin bu makalesini okuyarak bu konularda deprem, yangın gibi daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.